İyi Parti neden kaybetti? Şahsi yorumumu değerlendirmemi söyleyeyim. Evet, İyi Parti kendisi olarak, kendi kimliğiyle toplumda kabul görmüş bir parti. Evet. Fakat İyi Parti toplum nazarında ittifakın sürükleyici ve birinci sırada gelen başat aktörü diyebileceğimiz Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber girdiği seçimde toplumda e, kabul görmüş kendi değerlerinin dışında bir Siyaset ee, siyaset siyasi konuma oturtuldu. Bu siyasi konuma oturtulması yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifakın büyük ortağı olduğu ve önde olduğu önce öncü, öncü temsilin Cumhuriyet Halk Partisi ile sağlandığı bir ittifak denkleminde toplum İyi Parti'nin kabul ettiği değerlerine değil Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nda gördüğü değerler üzerinden İyi Parti'ye de notunu verdi. Ee, ve burada da maalesef İyi Parti kuruluşundan itibaren oturmaya çalıştı o merkez siyasete nedir bunun içine ne? milliyetçiliği, muhafazakarlığı daha e, öznel söylersek ülkücülüğü gibi böyle toplum kendi merkezine oturttuğu siyasi değerler üzerinden karşılık bulamadı. Seçimler arefesinde, Anketlerde çok üst noktalarda görünen iyi parti, yani toplumun e, alternatif konumuna oturttuğu iyi parti, seçimler geldiğinde kendi ittifak içindeki ana ve büyük ortakla beraber değerlendirilmesi neticesinde e, oy beklentisi olan. E, kesimlerden gerektiği şekilde desteği alamadı. Ben bu şekilde değerlendiriyorum. Burada ortada bir e, hata var. Fakat bu hatanın müs müsebbibinin ben İyi Parti ve Meral Akşener olduğu kanaatinde değilim. Hı hı. Ben buradaki asıl müsebbibin e, burada aslında toplumun karşısına hiç geçip karne almamış toplumdan not almamış e, toplum nazarındaki değerlerinin tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz e, bazı partilerin burada e, Büyük aktörün yanında büyük aktörcülük oynadığı hı hı. ve büyük kazanımlar elde ettiği aslında küçük hesapların ortaya konduğu bir süreci yaşadığımız kanaati taşıyorum burada. İyi Parti burada bireysel olarak ha, hareket etseydi, bağımsız olarak hareket etseydi, bir üçüncü yol açmayı deneseydi inanın bundan çok daha başarılı bir sonuçla, kendi namına çok başarılı bir sonuçla Çıkar. çıkabilirdi. E ee, ve ama yüksek oranda çıkardı diyorum. Çıkabilirdi. İhtimal olarak koymuyorum. Çıkardı. İyi Parti kendi namına başarılı olurdu. <laughs> Toplumsal muhalefet e, nazarında İyi Parti e, kaybettiren olmak istemedi Mustafa Bey. Benim, ama kaybetti. Be, ama kendisi de kaybetti. E, şahsi kanaatimi sorarsanız İyi Parti böyle mi hareket etmeliydi diye sorarsanız ben şahsi kanaatimi söyleyeyim. İyi Parti toplum İyi Parti'de neyi bekliyorsa İyi Parti'nin kendi kimliğinden neyi bekliyorsa o şekilde ve kendi doğrularıyla hareket etmeliydi. Hı hı. Ve gerekirse bir üçüncü yol alternatifini e, toplumun önüne koymalı koymalıydı, koyabilmeliydi diyorum. Bir HDP güzellemesi yapan, bir Demirtaş güzellemesi yapan, e, ortaya çıkan, muhalefet namına ortaya çıkan seçim zaferlerini e, sürekli, ee, HDP'nin e, karnesine yazan, HDP sayesinde diyen bir sol aydın kesimi ortaya çıkmış durumda. Burada aslında şunu yapıyorlar bunlar, hedefleri şu, HDP ile kazanılmadığını biliyorlar. Huzur şehri Kayseri ibaresini oturtmaya çalışan e, memleketimiz. Fakat Kayseri son yıllarda, son aylarda ciddi anlamda parklarında, bahçelerinde, şehrin ana caddelerinde özellikle akşam ve gece geç saatlerde e, ciddi anlamda bir gürültü kirliliğiyle yani araçların ortaya koyduğu e, gürültü kirliliğiyle karşı karşıya insanlar artık huzurlu şekilde parklara gidemiyor. İnsanlar huzurlu şekilde e, çoluğuyla çocuğuyla gezemez hale geliyor. Şehirdeki şehir magandalarının ortaya koyduğu bir durum. Biz buna dikkat çektik biz bunun e, belirli polisiye ve zabıta tedbirleriyle halledilebilecek bir sorun olduğunu da düşünüyoruz. Yani bu çığırdan çıkmış bir iş değil. Bu, ne, bu iş ne zaman çığırdan çıkar? Şimdi tedbir alınmazsa çığırdan çıkar. Kayseri'nin merkez dışında kalan nüfusunun e, tahammül edilemeyecek derecede azaldığını ve Kayseri'nin yaşadığı en büyük problemlerden birinin bu olduğu kanaatindeyim. Köyden kente göçler. Kayseri'nin bakış Kayseri'de şöyle bir orantısızlık var. Kayseri'nin Merkez dışında kalan nüfusu Pardon Kayseri'nin merkezinde yüzde 85 Nüfus yaşıyor Kayseri'nin merkez dışında kalan ilçelerinde Yüzde 15 Nüfus yaşamakta Ve yüzler, Yani bu dair. devasa alanda Kayseri'nin Tarıma Hayvancılığa bu kadar uygun Yani meralarıyla tarlalarıyla yerleşim alanlarıyla ee, içme suyu kaynaklarıyla, doğa güzellikleriyle, ulaşım hatlarıyla yani yaşamaya ve yaşantıya, ticarete, ekip dikmeye, üretmeye bu kadar müsait bir coğrafyada kırsalın bu kadar boşalmış olmasını ben kabul edemiyorum. Şimdi bu sadece Kayseri özelinde değil aslında tüm Türkiye'de benzer şeyleri İnanın, maalesef görüyoruz. Evet farklı gerekçeleri var. Kayseri'yle çok özdeşleştiremeyiz ama Yozgat'ın ilçelerine gittiğinizde bakın Yozgat'tan bahsediyorum Yozgat'ın ilçelerine gittiğimizde Her ilçesi neredeyse bir develi Büyüklüğünde ve hareketliliğinde ilçelerden bahsedebiliriz Peki Kayseri'de Bu ilçe hareketliliğini Nasıl sağlayabiliriz ee, Ben Fabrikalaşmanın Ben Organize imkanlarının Kırsala kırsalın bulunduğu bölgelere Yansıtılabileceği kanaatini taşımaktayım Yani biz organizeyi yani iş gücünün bulunduğu imkanların tamamını Kayseri'nin merkezine taşıdığımız anda mecburen doğal bir şekilde oradaki iş gücümüzü de kırsaldaki iş gücümüzü nereye taşıyacağız? Merkezi merkeze olmuş. taşıyacağız. Peki merkeze taşıdığımız bu insanlara aslında ilçelerindeki konforu verecek miyiz? Maalesef veremeyeceğiz. Yani o insanlar ilçelerinde müstakil evlerinde hayvancılıkla uğraşırken çiftçilikle uğraşırken buraya gelip sadece Organize'deki işinden Toki'deki evine giden işçi kardeşlerim haline gelecekler.